Bazen hayatımızda yakın geleceğimizi belirleyen şeylerle karşılaşabiliriz. Öyle bir şey yaparsınız ki hayatınız baştan sona değişebilir. Aldığınız bir karar her şeyi tersine çevirebilir. Bu videoda size tam da böyle hikayeden bahsedeceğiz. Olay 2019 yılında Tayland'da meydana geldi. Genellikle tren istasyonlarında uyuyan evsiz bir adam. Uzun yıllar boyunca bu halde yaşamaya alışmıştı. Bir akşam yine tren istasyonunda uyumak üzereyken, trene yetişmek için koşuşturan birinden düşen bir şey gördü. Yaklaşıp dikkatle bakınca, düşen şeyin bir para dolu bir cüzdan olduğunu gördü. Cüzdanı alıp hemen peşinden yetişmeye çalışsa da nafile. Trenin kapıları hemen kapanmış ve süratle yoluna devam etmiş. İçi para dolu cüzdanla kala kalan adam, aklından bir an olsun kötü bir düşünce geçirmemiş. Paraları sayınca 600 dolarla birlikte birkaç kredi kartı olduğunu görmüş. Kimlik kartı ise yokmuş. Cüzdanı hemen en yakın karakola götürmüş. Polisler cüzdan sahibinin bilgilerine ulaşmışlar. Adam cüzdanını bulan kişinin kim olduğunu ısrarla öğrenmek istemiş. Fakir adamı bulup ona 300 dolar verip teşekkür etmiş. Fakir adamsa şiddetle bu teklifi reddetmiş. "Bu benim vatandaşlık ve insanlık görevimdi. Bunu para için yapmadım." demekle yetinmiş. Fakir adamın bu hareketinden çok etkilenen adam, bir fabrikası olduğunu, kendisini şirketinde görevlendireceğini söylemiş. Fakir adam bunu kabul etmiş ve üretim bölümünde işçi olarak çalışmaya başlamış. O günden sonra fabrika sahibi adam ona kiralık ev ve eşya bulunmasında yardımcı olmuş. Daha yaşanabilir şartlara sahip olması için onu incitmeden elinden geleni yapmış. Aradan birkaç yıl sonra iş yerinde gösterdiği verimlilik ve çalışma azmi sayesinde terfi alarak önce vardiya müdürü, ardından da şirketin bünyesinde ofis müdürü oldu. Yaptığı iyiliğin kendisini bir gün bu noktaya getireceğini hayal bile etmezdi. Erdemli bir birey olmanın küçümsendiği günümüzde, o gösterdiği üstün ahlakla, Yüce Allah'ın lütfu ve inayeti sayesinde salih bir kulun yardımına mazhar oldu. İyilik eden iyilik bulur. İyilik karşılıksız yapılmaz ama yapıldığında da size çok güzel getiriler sağlayabilir. Küçük veya büyük demeden iyilik yapmalı, erdemli bir insan olabilmek için çaba harcamalıyız. Allah'ın rızasını kazanmaya sebep olacak her güzel iş hayır. Müslüman, iyi olan, iyilik yapan ve başkalarının iyiliğini isteyen kişidir. İyilik yapmanın yolları çoktur. Müslüman, eli, dili ve malıyla yapabileceği kadar iyilikte bulunmalıdır. Bu onun görevidir. Allah mutlaka yaptığımız iyilikleri bilir ve karşılığını verir. Kötülük, şerle Müslümanlık hiçbir şekilde bağdaşmaz. Müslüman sadece iyi olan değil, aynı zamanda başkalarının iyiliğini de isteyen, onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyilik için yol gösteren insandır. Hatta kötülükten sakındırmak da sonuç itibariyle iyiliktir.